Bazı insanlar vardır, hep kendi dediği olsun ister. Onun dediği yapılmadan da küser, problem çıkarır. Hatta size vicdanen baskı uygular. Tamam tamam bari üzülmesin. Onu kaybetmeyeyim düşüncesiyle siz de evet dersiniz ve sömürülmeye başlarsınız. Sadece benim istediklerim olsun. Ben ne dersem onu yapmak zorundasın şeklinde tavırlar içerisinde birisi varsa bencil bir insan var ve bu insana karşı ne yapmanız lazım? Hemen veriyorum. 1. İlişkinizde sınır çizmeyi, hayır demeyi bilmeniz lazım. İstemediğim bir şey var, hayır. Ya da istediğim bir şey var, bunu ifade etme. Ve bunu net ortaya koyabiliyorsan, o senin sınırlarını görecek ve sana uyacak. Ya da o sınırları zorlamak için seninle mücadele edecek. Seni suçlayacak, seni eleştirecek, sana küsecek. Ama sen sınırların konusunda, isteklerin konusunda net olmaya devam ettiğin müddetçe ya seni kabul edecek ya da ben bunu sömüremem deyip yanından gidecek. Tamam mı? Sınır koymak ve hayır demek, net olmak kendini kabul ettiriş mücadelesidir. Ben buyum kardeşim. Beni bu halimle istiyorsan gel, istemiyorsan güle güle. Eğer bunu yapabilirseniz siz kazanırsınız. Bencil kişi kaybeder. Ama çoğu insan ya ayıp olmasın, gerginlik çıkmasın, hadi bakalım öyle olsun, bu defalık ses çıkarmayayım diyerek maalesef kendi ilkelerinden, isteklerinden tavizler veriyor ve kaybediyor. Bak benden söylemesi. 2. Rahatsız olduğunuz herhangi bir konuda düşüncelerinizi ve duygularınızı ifade etmekten asla çekinmeyin. Şimdi rahatsız olduğun konu var. Değişir. Susayım ben. Sorun çıkmasın. Bunu dile getirmiyorsun. O bildiğini yapmaya devam ediyor. Rahatsızsan rahatsızlığını bildirmen lazım. Yoksa rahatsız olsaydı zaten söylerdi diye düşünür, o bildiğini yapmaya devam eder. Bak benden söylemesi. 3. Hayır diyememe ve sınır çizememe ile ilgili kaygı ve korkularınızı fark edin. Nereden kaynaklanıyor? Niye hayır diyemiyorum? Niye sınır çizemiyorum? Onu kaybedeceğimden mi korkuyorum? Onun dediklerini yapmazsam beni terk eder diye mi korkuyorum? Ben ona uymazsam beni beğenmez diye mi düşünüyorum? Neden hayır diyemiyorum? Neden sınır koyamıyorum? Bir defa buna bir bakmanız lazım. Bir de şuna bakmanız lazım. Aşırı fedakarlıkta bulunan, sürekli fedakarlık yapan, alttan alıcı bir yapın var mı yok mu? Varsa nereden kaynaklanıyor? Sevgi eksikliğinden mi? Onu kaybetmekten korkma. Eğer o sevgi odaklıysa, menfaat odaklı değilse, senin duygu ve düşüncene zaten saygı duyacaktır. Sırf istedikleri olmuyor diye seni terk etmeyi düşünüyorsa, zaten yanlış insanla berabersin. Bu insan da nereye giderse gitsin. Doğru mu değil mi? Eğer siz ne istediğinizi bilir, sınırlarınızı iyi belirler, İstemediğiniz konularda hayır demeyi bilirseniz bencil insanlar sizi sömüremezler. Bencil insanlarla başa çıkmak istiyorsanız bir defa kendinizi tanıyın. Ben ne istiyorum, ne seviyorum, ben ne istemiyorum, neyi sevmiyorum. Sınırlarınızı çizin. İstemediğiniz şeyler konusunda baskı yapılıyorsa hayır demeyi bilin. Ne olursa olsun duygunuzu ve düşüncenizi ifade etmekten çekinmeyin. Ve sizin duygu ve düşüncenize saygı duymayan bir insana da çok rahat sizi dışlar, beni bırakır gider diye korkmadan ısrarla düşüncelerinizi söylemekten, ifade etmekten çekinmeyin. Siz böyle yaptığınız müddetçe ya onlar size uymak zorunda kalacaklar ya da sömüremedikleri için başka kapıya gidecekler. Benden söylemesi. Bu konuda sizler neler düşünüyorsunuz? Hocam ben çok sömürülüyorum diyen var mı aranızda? Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.